Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere Daniel Lütolf'un şampiyon kuşlarını göstereceğiz. İşte böyle yakın tarihten geri tarihlere doğru gideceğiz. Bugün böyle değişik bir video yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada videomuza geçmeden önce güzel bir like ve güzel bir yorum atarsanız hepinize çok teşekkür ederim ve hepinizi www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani uğrayın, bir gezin yani. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Evet. Şimdi burada 2019 yarışmasında arkadaşlar burada ben Türkçe'ye de çevirdim bu arada. Siz şimdi bildiğiniz gibi işte buradaki rakamlar bu 1-0 mesela işte 1-0 olan arkadaşlar erkeği temsil ediyor. 0-1 olanlar da dişiyi. Yani bir yerde bir kişi kuş paylaşımında 1.0 yazıyorsa bu erkek demektir. 0.1 yazıyorsa da bu dişi demektir arkadaşlar. Ben yine de Türkçe'ye çevirdim. Hani yani Chrome aracılığıyla çevirdim yani. Artık ona kadar çevirirse tabii ki ben sizlere anlatacağım. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa şampiyonu 2019 gösterisinde en iyi, en yaşlı kuş seçilmiş arkadaşlar bu. Gösteri kuşlarının arasında 1-0 tarçın. Grey Green diye geçiyormuş. Gördüğünüz gibi burada bu şekilde bir erkek evladımız var. Burada da en iyi yaşlı kuş karşı cins seçilmiş. Yani bunlar şampiyon olmuş kuşlar bu arada. Hani birinci bilginiz olsun. Bu da aynı şekilde tarçın. Aşağı indiğimizde burada çok güzel bir erkek. Ben gri beyazı ve hemen direkt yanındaki şu böyle yeşil, böyle mavi yeşil karışık ve sarı yüz. Bizim üretimhanemizde her ikisi de var. Yani tabii ki bu ikisi kadar güzel olmasa da arkadaşlar inşallah Allah nasip eder hepimize. Yani sizlere de nasip etsin en iyilerinden. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar Bayern kupasında birinci olmuş Show Jumbo kategorisinde arkadaşlar. Bu da yine en iyi yaşlı kuş kategorisinde birinci olmuş. Bu şekilde böyle güzel bir gri, beyaz yüz ve kafada da böyle siyahlıklar, tarçınlar bence gayet iyi. Burada da yine en iyi genç kuş seçilmiş, dişi. Burada en iyi karşı cins yazıyor. O orada dişi demek aslında. Çeviri de öyle çevirmiş yani. Zaten 1-0-0 bir mevzusunu anlattık. Yani burada da yeni bir bilgi öğrenmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Burada da yine aynı şekilde bir dişi en iyi yaşlı kuş kategorisinde yarışmış ve kazanmış arkadaşlar. Tarçın renkte yine. Bir tane de kobalt var yanında gördüğünüz gibi. Bu da yine aynı şekilde en iyi genç kuş olmuş. Zaten genç olduğu belli yanındaki dişiye göre. Yani burada bu arada demek ki karşı cinsten en iyi genç kuş. Orijinali göster var mı burada? Şöyle yapsak. Mesela orada İngilizce olarak best young birds opposite sex demiş. Evet. Yani orada da yine aynı şekilde young burada zaten küçük demek. Şimdi burada çok İngilizcem yok. Hani bilmişlikte taslamayayım yani. Burada da arkadaşlar 1-0 koyu yeşil. Bu koyu yeşiller Show Jumbo'da arkadaşlar. Mesela size şöyle söyleyeyim. Bu kuş, bunu önceki videolarımda da bahsediyorum. Beyaz olsaydı gerçekten bu kadar size iri veya güzel görünmeyecekti. Ama burada görünmesinin sebebi yeşil olması. Yani yeşil Show Jumbo'da maalesef diğerlerine göre bir üst segment gibi duruyor. Ama bazen baktığında belki ağırlığına da baksan aynı oluyor. İşte tüy yapısına da baksan aynı. Ama yeşil oldu mu bu şekilde duruyor. Yanında da en iyi açık mavi seçilmiş arkadaşlar. Böyle bir dişi. Böyle yan yana çok güzel bir çift olmuşlar. Yani ikisi gayet iyi bir çift olmuş. Yani böyle eşe bile atılabilir yani aslında ama tabii ki yok. Ne yapacağız? Burada da en iyi benekli açık mavi. Bu ikisi de aynı kuş. Muhtemelen sola çevirmişler, sağa çevirmişler, karıştırıp yüklemişler. Çünkü kuşun gördüğünüz gibi şu burnundaki şeyler bile şey yani aynı. O yüzden bunu yanlış yüklemişler. Bu bir adet kuş. En iyi benekli olarak seçilmiş arkadaşlar bu kuş. Evet, resesif gördüğünüz gibi. Resesif Show Jumbo'larda yine aynı şekilde bizim reis kuşumuz gibi arkadaşlar. Reis de bu şekilde çok güzel oluyor Show Jumbo'da. Zaten bizim en iyi erkeklerimizden birisi reis.
Bu arada şu anda 4 yumurtası dolu arkadaşlar. Maşallah demeyi lütfen unutmayın. Bu kez 4'ünü de almamız lazım. Çünkü geçen seneden bir tane yavrusunu almıştık hatırlıyorsanız. Bir yavrusunu aldık. Videoyu çektik. Videoyu çektikten sonra arkadaşlar ertesi gün kuş ölmüştü bildiğiniz gibi yavru. İnşallah bu kez bir şey olmaz yani. Umuyorum. Burada da tarçın benekli gri'de arkadaşlar bir şampiyon kuşumuz var. Evet, bu da klasik Daniel Lütolf kuşu, şu yeşil olanlar. Yani bu artık Daniel Lütolf'le yani klasikleşmiş bir şey yani. Ben bu tarz bir kuş gördüğümde yani aklıma direkt o adam geliyor. Yani yiğit öldür hakkını ver demişler. Gerçekten bu işi yapıyor yani adam, hem beslemesiyle olsun. Önceki yıllarda daha çok hayrandım. Bunun nedeni de şöyle söyleyeyim size. Biz hem o tarz böyle direkt show jumbolar, hani böyle bir takım iki takım show jumbomuz olabiliyordu. Çok eskilerden bahsediyorum. Yani ne zamandan bahsediyorum? 2013-14'lerden bahsediyorum yani. O zamanlar bize daha da bu adam böyle şey geliyordu. İyi geliyordu. Şimdi tabii yine iyi. Yani değişmedi ama bizler de hani biraz daha böyle şey yaptığımız için biraz daha artık şey yapabiliyoruz. Yani hani yakınlaşabiliyoruz yani. Evet, burada da Zeva Show diye bir yarışma yapılmış muhtemelen Eylül ayında. Burada da yine aynı şekilde Opal Gri arkadaşlar, gösterinin en iyisi, en iyi yaşlı kuş seçilmiş. Burada gösterinin en iyisi, yani bu diğer hani kuşların arasında demek. Yani hani komple tüm gösterinin en iyisi gibi değil de orada da yine bir çeviri şeyi var. Böyle güzel bir erkek. Bu arada şu tasmasına baktığınızda gerçekten biraz hani yakından çekilmiş gibi. Tüy şeyine tüy kanadındaki kadar var neredeyse yani. Öyle de güzel, belli tipi. Maşallah diyelim. Belki hayattadır hala yani. 2019'da şampiyon olmuş. Herhalde 2014-2015 vardır o kuş. Yani öyle duruyor. Gözleri falan görülmediği için tam bir yorum yapamıyorum. Ama ayaklarından da böyle hani çok genç olmadığı görünüyor. Zaten en iyi yaşlı kuş ödülünü almış 2019'da. Yani 5-6 yaşında olsa 2012, 2013, 2014. Yani yaşıyor olabilir yani. Bizim de 6-7 yaşında show jumbomuz var şu anda. Üretimde hatta. Yine arkadaşlar bu Grey Green en iyi karşı cins dediği burada dişi. En iyi yaşlı ödülünü de burada almış. Hem burada ben şey yapıyorum, hem kuşlara bakıyorum sizlerle beraber, hem yorumluyorum. Böyle çok beğendiklerimi söyleyecek olursam, bu zamana kadar şurada daha deminki bahsettiğimiz o Daniel Lütolf. Şunları ben zaten seviyorum demiştim. Orada bir tane gri beyaz yüz vardı, bu yine bir de bu. Yani hepsini aslında beğeniyorum tabii ki, ama böyle en beğendiğim dediğimizde buradaki kuşun da bu tasması yine aynı şekilde harika. Bu şekilde biraz daha şeye geçelim yani, böyle en sevdiklerimize, en hoşumuza gittiklerimize tarzı. Yine burada da çok güzel bir dişi var görüldüğü üzere. Ondan sonra arkadaşlar bu muhtemelen yavru, duruşundan o şekilde duruyor. Burada yazmıyor ama bu da çok güzel bir renk, menekşe. Bu 2019, size şimdi bir de şeyi göstereceğim. Daniel Lütolf'un burada şampiyonları 1998. Bakın şimdi. Yiğit öldür, hakkını yeme dediğimiz kısım bu. Ben 1994 doğumluyum. Ben 4 yaşındayken bu adam 1998'de kuşları şampiyon olmuş. Yani anlatabildim mi? Hani o yüzden şey yapmamak lazım. Bir çevirelim. Çünkü şurada Almanca şeyler var. Ben sıfır, sıfır. Almanca sıfır yani. Burada hiç göstermiyor. Aynen değişti şimdi. Şampiyonlar demekmiş Almanca. O daha deminki şey herhalde. Evet, burada Daniel Lütolf'un arkadaşlar 1998 yılındaki show jumbolarını görüyorsunuz. Bak mesela şunlar şu anda hani show kırığı gibi geliyor değil mi gözünüze? Yani daha deminki şeye bak, yani 2019'da ürettiklerine bak. Şimdiki şeyine bak, yani şampiyon kuşlarına bak. Burada yani şu iyiymiş yine, yani herhalde bu büyük ihtimal ne diyeyim ben size, o zaman artık ilk kuşlarındanmış herhalde yani. Buradan bir kan gelmiş olabilir yani üretimhaneye. Çünkü hani bunlar şey,
Yani hani dönüp arkana bakacağın kuşlar çok değil yani. 1999'a geçelim. 1999'da herhalde çok fazla ya katılmamış ya da daha iyi birisi varmış burada. 1999'da sadece 3 kuşu, 2 dişi, 2 erkek, bir de şu da dişi herhalde. Resimde biraz oynanmış gibi ama gri kuş. Bu da çok mavi bir cere değil. 2 tane erkek, bir tane de dişisi şampiyon olmuş 1999'da. Kuşların ne zaman böyle Daniel Lütolf dediğimiz zamanlara geliyor? Şimdi biraz biraz göreceğiz. Şimdi 2000 senesine geldik arkadaşlar ve 2000 senesinde kuşların biraz daha kafa yapısının, vücut yapısının ve renklenmeye başladığını görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2000 yıllarında. Burada da 1, 2, 3, kapan lan şu geldin oraya. Neyse. 6 kuşu şampiyon olmuş. 2001'e geçelim arkadaşlar. 2001'de de sadece 3 tane kuşu şampiyon olmuş. Bir tane lütinosu burada şampiyon olmuş gördüğünüz gibi. 2 tane de erkeği şampiyon olmuş. 2002. 2001, 2002. Bir de kaçtı? 1999 herhalde Daniel Lütolf için çok iyi geçmemiş burada. Yani onu söyleyebilirim. 2002'de de 2 tane, bir erkeği, bir tane yavrusu, bir tane de anaç kuşu arkadaşlar şampiyon olmuş 2002'de. 2003'te, evet, 2003'te kuşları biraz daha şampiyon olmuşlar. Ya da belki de o şeylerde fazla kuş da sokmamış da olabilir. Yani hani biz varsayım üzerine yorum yapıyoruz yani. Daniel Lütolf bunu izliyorsan aşağı yorum. Saygılar abi diyormuş. Evet, burada arkadaşlar en iyi yavru kuş seçilmiş. Yani bakın, 2003'te en iyi yavru kuş seçilmiş bu kuş. Yani hesabını siz yapın. Şurada Marcel Bühler yazıyor. Bu herhalde fotoğrafları çeken kişi olabilir arkadaşlar. Çünkü neden böyle bir yorum yaptın diyecek olursanız, ben biraz böyle gözüm bazı şeylere takılır. Hep böyle arka planda durmuş, bir kutuda çekilmiş kuşlarda bu Marcel Bühler şeyi var. O yüzden muhtemelen oradaki yazıya takıldıysanız eğer, kuşu resmini çekmiş kişi bu arkadaş, yani fotoğrafçı diyelim, öyle diyelim. Burada şurada işte bu albinos şey lutinosunda, buradaki dişisinde, buradaki erkeğinde, yani bir gelişme bence 2003 yılında artık bir Daniel Lütolf olma yolunda bence 2003 yılında bir şeyler olmuş. Bir 2004'e bakalım. 2004'te, evet, 2003 yılı Daniel Lütolf'ün bence arkadaşlar geçiş yılı olmuş. 2004'te kuşlar çünkü tamamıyla değişmiş. Burada da bu arada arka planı silmeye çalışmışlar. Kuşun yarısı kaybolmuş. Kafayı tam silememiş. Biz de böyle kapak resmi hazırlarken bazen yaşadığımız için, o yüzden size bildiğim için anlatıyorum. Evet, yani gerçekten 2003'te bir geçiş yaşamış. 2004'te tam bir artık bir geçiş yaşamış. Yani kan ve renk olarak bir geçiş var. Ve de dikkat ederseniz, benim size her zamanki söylediğim gibi, kuşlara bakın. Çalışma kuşlarının hepsi yeşil, gri, işte bu mavi. Yani hep ana renkler, yani ana renklerden gitmiş yani. 2005'e geçelim. 2005'te, evet, yine kuşlarımız arkadaşlar. Burada 2005'te biraz daha azalmış. Ama dediğimiz gibi kuşlar yine aynı şekilde o 1998-99 dönemiyle hiçbir alakası yok. Yani siz de buraya, siteye girip böyle araştırabilirsiniz. Böyle güzel oluyor yani bakmak, araştırmak bazı şeyleri. Ben size video hazırlarken yani çok böyle şey yapıyorum, araştırıyorum yani. Emin olun, böyle makaleler okuyup işte yabancı kaynaklardan çat pat İngilizcemizle, işte Google çevirinin yardımıyla bu şekilde devam ediyoruz. Evet. O bak, şu bu Daniel Lütolf mü ya? Ha? Şu. Bu amca Daniel Lütolf mü? Olabilir de, biliyor musun yani, az çok böyle saç şekli falan da benim gençliği olabilir yani. Yani öyleyse abi şimdiden kusura bakma, şu an daha şeysin yani. Şu an daha karizmatiksin, ben sana diyeyim yani. Herhalde büyük ihtimal bu Daniel Lütolf ya. Bu mu lan Daniel Lütolf acaba?
Daniel Lütolf şu an kaç yaşındadır? Küçük çocuğun Daniel Lütolf olma ihtimali var mı ya? Olabilir de biliyor musun? Yani. Neyse. Neyse. Şimdi biz konumuza dönelim. Daniel abi izliyorsan kusura bakma abi. İnsan oraya bir ben Daniel Lütolf'im yazar. Bir şey yazar yani. Biz de burada ikilemde kalmayız yani. 2007'deki kuşlarına gelecek olursak da artık arkadaşlar Show bu tamamıyla böyle yerleşmiş, oturmuş yani artık. Yani. Ama geçiş dönemi 2004. Yani sizler de gördünüz. Açık açık gördünüz. Evet. Bak şurada Daniel Lütolf'ün gördüğünüz gibi resmi var. Evet bak bu Daniel Lütolf. Yok abi o daha deminki yaşlı amcanın Daniel Lütolf olma ihtimali yok. Muhtemelen o genç olan çocuk Daniel Lütolf'tu herhalde. Yani ama şimdi bu yok. O da yok. O zaman o başka yani kim bilin belli değil. Çünkü bu 2007. 2006'dan 2007'ye bu kadar büyüme ihtimali yok. Değil mi? Mantık olarak tabii. Ama o yaşlı amca da 2007'den 2006'dan 2007'ye o hale gelemez. Birden böyle bir işte sarışınlaşma falan. Onlar tamamen farklı kişiler arkadaşlar yani. Belki Daniel Lütolf'un çocuğu falan olabilir yani. Ya. Tabii. Çünkü Daniel Lütolf burada da var mı? Bana Daniel Lütolf'u bulun. Burada Daniel Lütolf burada da yok. Evet. Büyük ihtimal böyle kankalarının resmini falan filan çekmiş. Kupaları işte kazanan kuşları falan. Tabii 2007'lerde işte yani bu tarz kuşları üretmek her baba yiğidin hakkı değildi. 2013-2014'e geçelim buradan. Siz isterseniz diğerlerine de bakabilirsiniz. Videoyu çok fazla uzatmayalım. 2013-2014'te dahi ben hatırlıyorum. Böyle Japoneslerin bile deli paralar ettiği zamanlardı. 2013'lerde, 2014'lerde bu kuşlar da arkadaşlar çok aşırı deli paralardı. Yani böyle bir Türk kişinin böyle yani gerçekten ulaşması zor paralardı yani. Hadi bir de biz zaten öğrenciydik. O daha da zordu. Yani öyle baktığınızda. Bir de tam net bilgiler yoktu. Şimdiki gibi YouTube yoktu, bir şey yoktu. O yüzden bu şekilde. Burada da yeni üretimhanesi arkadaşlar Daniel Lütolf'ün. Gördüğünüz gibi Daniel abimizin üretimhanesi de bu şekilde. Yani şu havalandırma sistemine, elektrik sistemi, şu havalandırma sistemine bir bak yani anlatabildim mi? Belki kendi evinde bile böyle bir havalandırma sistemi yoktur yani emin olun. Çünkü her üretici aynı ya Daniel'in de bir farkı yoktur yani. Kuşlarına baktığı gibi kendine bakmıyordur büyük ihtimal. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinizi www.karadenispet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.